Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Sizin için bugün etli kuru bamya tarifini veriyorum. Ben bamyayı çok seviyorum. İster taze olsun, ister kurusu. Ama kurusu sanki daha da lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Bir dizi kuru bamyam var. Bunların az göründüğüne bakmayın. Haşlandığında şişecikleri için bir tencereye tam yeterli geliyor. Öncelikle bamyayı kaynar suyun içerisinde biraz tuz ve limon ekleyip kaynatıyorum. 300 gram kadar kuzu kuşbaşı etim var. Kuzu eti sevmeyenler dana etiyle de hazırlayabilirler. Ayrıca küçük bir kasede haşlanmış nohutum var. Kesinlikle konserve kullanmayın. Ben böyle tarifler için difriste devamlı bulundurduğum için çıkartıp hemen kullanıyorum. Bir adet kuru soğanım var, bir yemek kaşığı biber salçası, tuz ve karabiber. İlk olarak etler suyunu çekene kadar kavuruyorum. Etler suyunu çeker çekmez soğanı ekleyip soğanı da kavuruyorum ve peşine bir yemek kaşığı biber salçasını ekleyip salçayı güzelce kavuruyorum. Salça kavrulduktan sonra nohutları ekliyorum. Ben ayrıca 2 tane de kuru domates ekledim. Bamyalar haşlandıktan sonra biraz soğumaya bıraktım ve soğuduktan sonra gördüğünüz gibi ipten çekerek çıkartıyorum. Bamyaları kesinlikle haşlamadan ipten çıkartmaya uğraşmayın, yoksa bölünürler. Bu arada etimiz de çok güzel kavruldu. Şimdi içerisine 500 ml kadar kaynar su ilave ediyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladığında bamyaları ekleyebiliriz, yoksa maalesef sümükleniyorlar. Eğer bamyanızın çok böyle vıcık vıcık olmasını istemiyorsanız biraz da limon suyu sıkabilirsiniz ve bamyaları ekliyoruz. Tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte bamyalar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Ve etli kuru bamya yemeğimizde servise hazır, mutlaka deneyin. Dediğim gibi ben tazesinden daha çok seviyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Zaten çoğunuz biliyordur ve hatırlatmış olayım dedim. Size şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.